7 yaşından beri bilime meraklıyım. Bilime olan merakım aslında daha çok uzay araçlarından, böyle biraz fizikten geliyor. Yani bu tavsiyeler beni etkilediği için uzay araçlarına merak saldım. Ben de bir tane yapacağım dedim. Ne kadar mümkün olmasa da bir roket fırlatmam. Deney setleriyle elektroniği öğrendim. Ondan sonra bu aynı zaman diliminde de Lego robot setleri vardır. Onlarla daha çok mekanik bilgimi geliştirdim. Sonra elektronikte devre kartları tasarlamaya başladım. 10-11 yaşına kadar bu şekilde her gün bir şey öğrenerek kendimi geliştirdim. Ondan sonra bugüne kadar hep robot yarışmalarına katıldım. Tabii tek robotlar yapmadım. Arada projeler yaptım. İlk projem akıllı bileklikti. Şu an patentine sahibim akıllı bilekliğin. Kısaca akıllı bileklik görme engelli için tasarladığım bir bileklik. 11-12 yaşlarımda yaptım ve bu her sene bunun geliştiği yeni versiyonlarını çıkardım. En son işte yapay zeka ekledim. Şu an yapay zeka aslında geliştiriyorum. Daha iyi bir yapay zeka ekliyorum. Bu şekildeyim genel olarak. Yani bunu galiba içimde bu sevgi varmış benim. Çok küçüklükten mi geliyor? Nereden geldim ben de bilmiyorum. Şimdi birçok yapay zeka projem mevcut. Hem bir robot yarışması için hem de demin bahsettiğim görme engelliler bileklik için. Orada ben bir görme engelli arkadaşım vardı. Ben onun yaşadığı zorlukları gördüm. Dedim hani robot yapıyorum da kime ne faydası? Biraz fayda sağlayayım ben insanlara bu bilgimle. Çünkü bakıyorum robot yapabiliyorum. Ben dedim belki kimsenin aşamada projeler yaparım. İnsanın hayatlarını kolaylaştırırım dedim. Ve oradan o şekilde bir yola çıktım. Derslerim okulda hani çok iyi öyle söyleyeyim. Kötü diyemem, iyi. Çünkü ben hep derslerimi önce tutarım. Sonra bu işlere bakarım. Yani bir şekilde o dersi vaktimi ben ayırırım. Dersiz olmaz çünkü. Yani bunları bilip üniversite kazanamazsam hiçbir şey yapamam. Sonuçta hem bunları yapmam lazım hem de bir de üniversiteyi kazanmam lazım. Temel amacım bir şirket açmak. Ar-Ge şirketi diyebiliriz buna. Hani gene ürün satacağız ama daha çok ürünler üretmeye odaklanacağımız bir şirket. Kendi ürünümü üreteceğim ben zaten. Bir de hani insanlarda şöyle bir sıkıntı var. Hani insanlar şey bekliyorlar böyle hazır. Bir video izle bitti. Öyle olmuyor. Bunlar ucu açık hani uğraşman lazım. Emek vermen ve azimli olman lazım. Uğraşmadan olmuyor bir şey. Ne insanlar yaparken bizi öldürecek modundalar. Hani nereye öldürüyor ben de anlamış değilim. Bilgisi olmayanların karıştırdığı şöyle temel mevzu var. Yapay zeka kısaca 3 temel öğrenme çeşidine ayrılır. İnsanları korktu, öleceğiz, bitti, dünya sonu geldi dediği şey takviyeli öğrenme dediğimiz öğrenmedir. Onun yaptığı şey şu, siz dokunmuyorsunuz, ona bir ortam veriyorsunuz. Bir bu gang oyunlarda kullanılır. Hani bırakıyorsunuz, kendi kendine deneme almıyor da en iyi yolu buluyor. İnsana daha iyi öğreniyor, dokunmuyorsunuz. Şimdi bu şu yüzden korkunç. Kendi öğreniyor, ne öğrendiğini bilmiyorsun. Fakat bir tür daha var, supervised learning var şu an. Sizin mailinizi kontrol ediyor gelen, aa spam mı değil mi onu yapay zeka kontrol ediyor şu an. Şu an çok elimizde yapay zeka var aslında. Bu çok yararlı bir şey. Hani insanların biraz teknik bilgi araştırmaları yapması lazım böyle. Şimdi robot kendi ay benim canım sıkıldı ben insanlara şurada bir bitireyim demez. O robotunu biri kontrol edip de hani yaparsa bir şeyler o robotun suçu değil insanın suçu baktığında. Hani bu mantıkla düşünmek lazım. Ailemden tam destek zaten. Onlar tam destek olmasa ben nasıl geleyim bu noktalara? Bir arkadaş çevrem bakılıyor bunun dışında. Hani bazı arkadaşlarım destek verdi, bazıları alaya vurdular artık ne alakaysa. Hani farklı bir şey yapınca insanları alaya vurmak istiyor herhalde insan, bilmiyorum. Diyorum ki senin yediğin yemekte oynadığın oyunda bile bilim var diyorum, anlatamıyorum. Benim ileride yapacağım iş bu sonuçta. Yani işim oldu baktığında. Hobiyi biraz geçti bu. Hani hobi dediğin sadece zevk için yaptığın şeylerdir. Bu arada hobiyi biraz geçtim. Şöyle düşün mesela. Hani bir tane kadın kek pişiriyor hobi için. Sonra kekini çok seviyorlar, dükkan açıyor. Hobisi mi oluyor? Hobisi olmuyor artık, iş oluyor. Onun mantığı gibi düşünebilirsin biraz. Hani ne katıyor bana? Bana bilgi katıyor. Ne katsın bunlar? İleride kendimi yapay zeka geliştirenin isminin altına alacağım mesela örnek olarak. Bu da Eray Topluk yazacak. Yapay zeka geliştirenler.